Efendim hoş geldiniz. Merhaba. İzni nasıl buldunuz? İzni ilk defa geliyorum ailemle birlikte. Çok beğendim, çok etkilendim. Çünkü tamamen Osmanlı İmparatorluğu'nun hem tarihsel hem de kültürel değerleriyle dolu bir yerimiz. Etkilenmemek zaten mümkün değil buralardan. Özellikle ki Ayasofya'dan çok etkilendim. Çünkü bütün dinlerin serbest bir şekilde yaşanabildiği bir mekanda olmak beni derinden etkiledi. Bir yandan namaz kılınabiliyor, ibadet edebiliyor. Öteki taraftan diğer dinin mensuplarının ibadet edebilmesi ne kadar hoşgörülü bir imparatorluğun devamı olan bir toplum olduğumuzun da bilincine eriştiriyor bizleri. Onun dışında tarihi doku ile birlikte el sanatlarının çok önde olması da benim için muazzam. Ama isterdim ki o döneme ait ustaların birçok öğrenci yetiştirip bu tarihe kadar da o geleneksel çizginin devam etmesini isterdim. Evet. Ben de aynı zamanda bir hat sanatçısıyım. kendi kıyafetlerimi kendim çiziyorum, tasarlıyorum. Modacım dikiyorlar sağ olsunlar. İzlikçiniz yapıyorsunuz. Evet. Hangi desen üzerinde çalışacaksınız efendim şimdi? Ben tamamen kendi, yani hat gibi olan ama daha modern bir çizgide. Bir şöyle bir mazmur gibi yazdım. Daha sonra tabii bu bildiğiniz üzere fırçayla üzerinden geçilecek, renklendirilecek efendim. Tıpkı diğer ünitelerde olduğu gibi. Şimdi renklenmiş vaziyette. Evet, bir de fırına girecek, girmeye hazır. Fırına girmeye hazır. Bu Yılmaz Morgül de biraz sonra fırçayla desenler yapılacak, renklendirilecek. Ben de fırına girmeye hazırlanacağım. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Değil mi bunlar? Şimdi kolyeler var, şeyler var. Yılmaz'cığım bunlar da şöyle bir özellik var. İnsanın vücudundaki elektriği, negatif elektriği alıyor. Aa, bana anlatsın bunların ne taşı olduğunu. Güzelmiş. İbrahim Bey, bu ne taşı? Normal bizim bildiğimiz Çin seramikte altyapısı beyaz kil, kuvars ve cam. Bizim Çin'in altyapısı 3 var. Mesela şu desenlerin anlamı hani istediğiniz. Bu başka ya bu.